maç elden gidiyor gibi olduğu durumlara falan çok düşüyordu hep. Onları daha temiz hale getirmesi lazım. Artı bunun da üzerine biraz oyun yelpazesini de genişletmesi gerekiyor. Özellikle bence alt koridor ekseninde. Evet. Bunu geliştirmeleri gerekiyor. Oynadığı şey çok iyi oynuyor DP alt koridor etrafında ama anlık bir meta değişiminde sıkıntı yaşanma ihtimali var. Hem de ya bu tip karşılaşmalar da onun için çok ideal. Yani yeni şeyler denemek, birazcık daha çalıştığınız, scrimlerde çalıştığınız şeyleri bir resmi maçta ortaya koymak adına önemli. Bugün zaten o anlamda DP'den birazcık daha farklı şeyler denemesini bekliyorum ki Fyre'nin de farklı şeyler kalacaklar. Denemesini istiyor rakibinin gibi gözüküyor. Senna ve Seraphine yasaklaması Dark Passage'ın sıkça başvurduğu şampiyonlar. Renata ise FabFab'ın dediği üzere meta'nın en güçlü desteği. Öyle mi dedi içeride? Öyle dedi. Düşünelim. Harbiden de öyle yani şimdi bak. Hemen hızlı bir düşünmeyle. Çok hızlı düşündün ama. Kim daha güçlüsü? Şimdi durumsal ya bakarsan tabii, çok farklı çok şeyler var. Durumsal ama Renata birçok desteğin yaptığı işi yapabiliyor. Bence Nautilus bu arada. Sen direkt engage desteği istiyorsan kabul. İtirazım yok. Ama mesela aynı zamanda... Biraz oyuncu profillerini de dahil ediyorum bu arada. %100 öyle. Nautilus'a çok daha alışık ama, çünkü oyuncular. Kesinlikle öyle. Ama yani Renata mesela Nautilus'a karşı çok iyi. Ve işte takım savaşı pozisyonlarında çok ekstra özellikleri var. Ama i̇şte, mesela ilginç bir şekilde Amumu koridorlarında çok çaresiz kalıyor Renata. Fark ettin mi onu? Yani... Amumu yapıştı mı bir şekilde bırakmıyor. O çok belli. Birincisi bir tane handshake var. Ama iki tane sargı var. Diğerinde. Düşün ki Nautilus'un iki çupası var. Aynen öyle. Nasıl bir şey olur? O mantık tam olarak. Üf girip çıkıyorsun falan istediğin gibi. Ne biçim şampiyon olur. İkincisini bak çıkmak için kullanıyorsun duvara değdiği için onunkisi. İlkini atıyorsun. Atıyorsun tuttu arkadaki. Birden Kemil gibi şampiyon oluyor böyle oradan. Yemin ediyorum stratejik derinliği falan çok artıyor. Ama bu Spider-Man fikrim. Bak oraya doğru gidiyoruz. Bir gün bu gelecek biliyorsunuz değil mi? Bu League of Legends'ın gidişatı öyle ama şu anki hali. Bir tane şampiyonu atıyorsun sonra ikincisini atıyorsun. Benimki daha şeydi. Duvarlardan olmaz. Onu unut. Duvarlardan yok. Kemil var işte. Akşan var. Yeterince yakın değil mi bunlar aradığınız hissiyata? Ben Amumu'nunkine charge veriyordum. 5 hak. 5. Yani 3-4-5 hak. Duvara da atıyordum. Q'ya level atlatacağım mı? Hayır. Q'ya da ulti yapmıştım ben direkt. Ha. Boşver. Ve Kalista. Ve Rek'Sai. Rek'Sai yine devam ediyor. Aynen. Bu, dünkü formül devam ediyor. Oyunu hızlandırmak istiyorlar diye yorumladım. Hemen bir Twitter ağzıyla konuşalım. Kalista yanına tabii Renata yok bu kez ama yine Nautilus vesaire gibi bir Leona gibi bir destekle birlikte. Niye bu kadar sevdiklerini bir türlü çözemiyorum şu Rek'Sai'yi ya. Tam bir solo Q şampiyonu ama ya. Ama bak burası için ideal olabilir. Çünkü oyunu hızlandırmak istiyorsun, elinde Kalista var. Tamam ne yapacaksın? Baskına geleceksin alt koridora. Wow. DP dive atacaksın işte. Poppy ile yap. Takım içinde daha uyumlu. Ama işte abi biraz evvel oyuncu profil dedin. Ben kabul ediyorum. Bence Poppy çok daha iyi bir şampiyon Rek'Sai'den şu an. Ama ya bunun da snowball etkisi bir snowball yakaladığında Poppy'ye göre daha yüksek. Ya işte profesyonel maçta öyle bir snowball yakalayamıyorsun. Yani yakalasan bile diyelim Rek'Sai'nin 5-0 oldu. Yine kendi başına gidip bir şeyler yapamıyor. Ya bak teknik dereceli yapıyorsun bunu. Alıyorsun iki tane skor. Dövüyorsun herkesi. Bu karşılaşmada denemek için bir ortam var ama bence bunun. Ve Nautilus gelebilir. Bu arada Braum çok iyi seçim. Evet Braum iyi. Kör aldılar ama Renata yasaklı. Karma yasaklı. Kalista'nın yanına gelebilecek şeyler belli. Ya Braum'un rahatsız olmayacağı bir şeyler geleceği, Braum'un kontrolayacağı bir şeyler geleceği kesin. Keşke Zeri'yle gitmeselerdi. Yani bunlara biraz bu agresifleri bir tık daha cevap verebilecek bir şeyler olsaydı. Mesela Lucian falan gibi. Evet. Hani Braum'la siz kimin üstüne atlıyorsunuz ben size tek atarımcı bir şeyler. O kadar da Braum'la tek atmıyor ya. Abi Amumu üstüne geldi mi atarsın ya. Gerçi eşyasız ama bu bir taraftan da baktığında ama yani DP'nin oyun planı çok net şu anda. Fyre'nin içinde yani erkenden voli alıyorlar. Sürekli kaybeden koridorlarla voli oynamaya çalışıyorlar. Bence çok ideal bir şey değil. Her türlü grafçilikten iyidir de. Yani tabii ki canım orası öyle. Riven Fiora yasaklandı bu arada. Bunların ikisi de direkt olarak spesifik olarak biz bir şey oynayacağız bunu oynayabilmemiz için. İrelia mi acaba ya o? Camille. Riven o kadar darlıyor mu ya Camille'i? Gerçi Camille erken şaması daha iyi olması lazım Riven'a karşı. Bilmiyorum. Hatta ultiyle beraber Q3'ü falan da yemezsin. Bence başka Riven ne olabilir ya? İrelia'ya ters geliyorlar ikisi de. Evet Fiora yeniyor. Riven... Bildiğim kadarıyla Riven de yeniyor.
Hmm. Çünkü şeyi bozuyor. Aa, Shyvana bir süredir konuşulan metaya girer mi denilen dubilki yasaklamada çekti. Şöyle söyleyeyim bu arada. Çekti. Yani Shyvana oynayacak olsam hayatta Riven banlamam. Hayatta bak öyle diyeyim. Toplam tamam, main değilim ama banlamam. Yani. Riven bence de kesemez Shyvana'yı. Ama tabii Fiora farklı bir hikaye. Nara gittiler. Yani ortada Irelia var. Ya Irelia'dan önce falan Fiora Riven... Hadi Riven'ı biraz daha bir hedef yasaklaması olabilir ya. Ama yani daha büyük hedef daha böyle alnının ortasında evet, buzay var. Doğru. Ya yani asıl en büyük şey bu. Nar'ın. Enteresan. Ama oynamıyordur belki. Son dönemde bu arada Cyrus biraz Irelia'nın falan da önüne geçti Nar kontrolü konusunda. Hmm. Kore'de çok daha popüler. Nar'ı kontrol alarak yenmiyorsun bu arada. Evet. Team fight'ta o Mega Nar beklerken, öfke barı beklerken senin hiç öyle bir derdin yok. Okay. Yani. Ama karşısına belli ki yine Irelia ile gidecek. Ki LVS'nin daha önce Irelia oynadığını da gördük. Esnetebilirler ama... İkilinin yan yana avantajı o. Bu gelirse eğer Akali'nin karşısına Cyrus gider. Evet. Irelia Nar'ın karşısına gider. Bu Silas main'lerin Reddit'inde yeni çıkan şampiyonlarla ilgili yeni ultimiz nasılmış threadleri açılıyor sürekli. Silas main'lerin bir şeyi olduğunu bile bilmiyordum ben. Silas bu arada çok sever Akali'ye karşı oynamayı. Yani bayağı sevdiği eşleşmelerden biri Akali eşleşmesi Silas için. Evet, kötü. Hiç darlanmıyor çünkü genelde Silas'ı erken oyunda işte menzille falan çok yıpratıyorsunuz. Bayağı geri düşüyor çünkü menzile karşı cevap vermekte çok zorlanıyor. Takas kovalıyor sizle. Yani bir işte zincir mincir tutturmaya bağlı kalıyor olaylar. Aslında Tyrone'in şampiyon seçmekten beğendim ben. Ben de beğendim. Beni burada sadece... Hatta şöyle söyleyeyim. Rek'Sai'yi yüzünden Tyrone'inkini daha çok beğendim ben. Yani yok şöyle, mu Tyrone'in yani ilk winini alması? DP'nin gibi alt koridorda yani çok sert kazanması gerekiyor. Fakat Braum Zeri var karşıda. Yani kolay kolay kule altı yapamazsınız bir taraftan baktığımız zaman. Orta koridordaki eşleşmesi iyi. Üst koridordaki eşleşmesi iyi. Voli'ye dive atabilecek koridor verdiler yukarıdan. Şu an aslında iyi draft. Ve şunu yapabilirlerse eğer bir şekilde hani alt koridor geri düşecek. Yani düşebilir Zeri tarafı ama onların geri düştüğünün daha fazlasını üstten ortadan alma ihtimalleri evet var. Hele üstten daha evet da alma ihtimalleri var. Bakalım nasıl olacak. Evet, Dark Passage League ikincisi ve bu mevsimde çok iyi görünüyor ama bu sefer zorlu bir eşleşmeye gidiyorlar gibi görünüyorlar. Bakalım bu sınavdan da temiz bir şekilde çıkabilecekler mi? Sizdeyiz dayı. Teşekkürler Dora. Yani seçim yasaklamada Farfrun'un iyi bir iş başardı. Valla yani Anizması da söyledi. Ben onlardan da fazla düşünüyorum. Yani Farfrun çok net İki adım önde getirdi seçim yasaklama yakını. İki takım, yani yakın iki takım oynasa herhalde seçim yasaklamadan sonra direkt olarak yani Firefrun için bu karşılaşmayı kazanmaları gerekiyor bu seçim yasaklamayla diyebilirdik. Bizim ligde Nasir Esports ve Firefrun'ini çıkarıp diğer 8 takım hı-hı arasında böyle bir seçim yasaklama olsa Firefrun'in seçtiği tarafın çok avantajlı olduğunu söyleyebilirdik. Bence de öyle. Çok daha iyi bir seçim yasaklama ekranında. Zaten Kalista'nın hı-hı sorunlarını biliyoruz. Hı-hı. Kalista biraz yemleme seçimi gibi oluyor. Koridor aşaması iyi, ondan sonra etkisi çok düşüyor. Rek'Sai'yi şu anda metada değil tabii, Typhoon oynadığı için hani çok daha farklı etkiler yaratabiliyor, bir şey diyemeyiz. Ama bu koridorlara çok etkili değil. Akali'nin karşısına Silas gitti. Yani Fibro'nun çok iyi bir iş yaptı. Bakalım bunu Badi'ye yansıtabilecekler. Alt koridorda birinci seviyede bir hamle göreceğiz. Tabii Braum'un birinci seviyesi çok kuvvetli, bunu biliyoruz. Buradan rakip ormana bile yürüyebilirler. Dediğin gibi denemelerde bulunacaklar gibi duruyor rakip ormana doğru. Yalnız hem buradaki... Hem Braum hem Voli var ya. Buradaki totemi göremediler. Bu tarayıcı bitiyor. Totem üzerinde geri dönüyorlar. Ve herkesin nerede olduğunu ebeledi şu anda Dark Passage. Ne eşyalarla başladığını da biliyor. Bu da bir avantaj. Yine ister istemez. Şöyle bir durum var tabii. İki teknik koridorda kontrolandı. Kendini kontroladı biraz da Dark Passage son hamleyle birlikte. Aral da biraz bahsetti. Akali'nin en popüler olduğu dönemde Silas kontrası kullanılıyordu. Takaslarda, birebir takaslarda yan koridor baskısı yapabiliyorsunuz. Yan koridorda birebir dayanabiliyorsunuz. Altıncı seviyeden sonra koridorda birebir dayanabiliyorsunuz. Aslında çok iyi bir tercih Silas. Ya nar alacaklardı madem. Niye yasaklamalardan beni İreli yapmadılar? O da ilginç. Ki LVS'nin İreli oynadığını da biliyoruz. Neyse bakalım. Fibronin şu anda ligimizde diğer takımlardan en az bir seviye. Hatta belki de iki seviye aşağıda gibi gözüküyor. Bu kompozisyon seçimi onlara iyi gelmiş mi göreceğiz. Ya tabii ne olursa olsun kompozisyon çok önemli. Kesinlikle çok önemli ama oyun içinde gösterilen performans da çok değerli. PBD
direkt olarak rakibinin üzerine atladı. İyi de bir hasar verdiler birinci seviyede. Tabii evet Fabio'nun iyi iş yaptı ama açıkçası ya Kalista benim şu anda herhalde metadaki en sevmediğim nişancı. Hakikaten çok çok etkisiz çünkü belli bir yerden sonra. Ama Kalista amumu çok tehlikeli. Onu söyleyelim. Amumu özellikle destek pozisyonunda tek dereceli de yalnız gayet oynanıyor. Tana mega olacağım diye biraz fazla risk aldı. Mega da oldu ama canı çok azalmıştı. Ya bir de yükler varken çok büyük problem. Şimdi rakip kırmızıya da giriyorlar burada. Mert'i kırmızıdan da itecekler. Kırmızı güçlendirmesini kaybedecek Mert'er. Yapabilecek çok bir şey yok. Tabii Typhoon öncesinde bir de keskin gagaları alıyor. Takım arkadaşlarının yardımıyla birlikte. Burada bir hamle göreceğiz gibi kırmızıyı bıraktılar. Kırmızıyı istemiyorlar. Daha fazla risk almak istemiyorlar. Alacak, bayağı bir zaman kaybettiler ama. Alacaklarını aldı. İşte Kalista Amumu'nun böyle bir avantajı var yalnız. Özellikle koridorda kurduğu baskıyla. Orta koridorda ise Jul. Tabii 6. seviyeden önce Akali biraz dertli bir şampiyon. Hele ki Sylas varken. Tabii 6'dan önce. Ya bir de Sylas'ın yalnız kule altına kadar gitti. Jul bayağı bir hasar aldı. Şimdi kuleden de yedi bir tane. Azdem rakibinin üzerine oynamak istiyor. Burada sıçrayla birlikte bir hamle yapacak. Sıçrası yok Jul'un çünkü. Şimdi hasar yetecek mi? İlkan Sylas'a gidiyor burada. İyi bir takas Sylas için. Kesinlikle iyi bir takas. Jul biraz girmemesi gereken yere girdi. Kuleden bir tane yedi. Kuleden yemeseydi fazla fazla kazanmıştı o takası. Kesinlikle. Kesinlikle o kuleden aldığı hasar İlkan'ın gitmesine sebebiyet verdi. Aynen öyle. Sylas o ilk kanı vermek isteyeceğiniz bir şampiyon değil. Çünkü yani dengeleme aldı biliyorsun özellikle bu dayanıklılık yamasında can yenilemesi bayağı bir dengelendi. Can çalması bayağı bir dengelendi kral katilinden. Ama önemi yok burada direkt olarak Hipnos'un üzerine gidiyorlar. Hipnos sıçrasında kullanmak zorunda kaldı. Hipnos son anda bir saldırı uzaklıkta skora ama hayatta kalmayı başarıyor. Tutuştur da yetmedi. Arındır var tabii. Arındır da kullanıldı. Arındır sayesinde. Yalnız burada durması problem olabilir. Üst koridorda bir 2-2 görmüşüz. Typhoon burada geri kaçıyor. Diğer taraftan Tanrı'nın da çok az canlı uzaklaştığını gördük burada. Bir kule altı gelecek gibi Dark Passion. PBD ilk kule agrosunu aldı. Kule hasarını aldı. Kendi düştü belki ama skorlar, skor dağılımları Dark Passion lehine. Dark Passion oyunu bir an evvel hızlandırmaya çalışıyor ama biraz fazla açgözlü ve agresif davranıyor gibiler. Bu takas yalnız çok avantajlı. Evet. 1 milyon dalgası kaybedildi. Skor bir tarafta Braum'a giderken diğer tarafta Kalista'ya gidiyor. Yalnız bu koridor o verilen skorla birlikte işte bu duruma geldi. Bir de Sylas'a karşı ister istemez bilinmezlik küresi almak zorunda kalmış. Bu da Akali'nin temposunu biraz kıracak. Koridorda işler hiç iyi gitmiyor esas. Az Volibear yakın oraya. PBD de yakın ama Volibear çok tehlikeli tabii. Sylas hala 6 olamadı. Birazdan 6 olacak. 1 milyona falan olacak muhtemelen. 6 olduktan sonra ultiyle birlikte bir hamle görebiliriz belki ondan da. Bu arada Sylas'ın alabileceği çok güzel ultiler var. Akali ultisi onlardan biri. Esas Amumu. Amumu ultisiyle kendi yetenek gücünü birleştirdiği zaman inanılmaz bir etki yaratabilir. Bir de çok kırılgan rakip takım. Evet. Yani rakip takımda çok tank diyebileceğimiz bir şampiyon yok. Nar biraz öyle olacak. Amumu biraz tank olacak ama ulti can yakar. Hem de ne yakar? Ortada şimdi ultiyi çalıp bir hamle deneyebilir burada aslında. Ultisiyle birlikte. Özellikle bu sis perdesi bittiğinde dikkatli olması lazım Jul'un. Muhtemelen bu milyon dalgasını itip geri çekilecektir. Tabi Ejder Vadide. Dakika 6.5'a ilerlerken. 800 altın bir üstünlük kurdu şu anda Dark Passage. O büyük oranda ormanda ekstra kaynaklar ve alt koridor üzerinden geliyor. Evet. O bahsettiğin ikili de üstünlüğü alan ikili de biraz daha büyütmek için üstünlüğü. Alev ejderini alacak. Bunu yapmak zorunda lazım. Kalista seçtiyseniz bütün buraları domine etmek zorundasınız. Öyle. Objektif bırakmamanız gerekiyor rakibe. Bir dakika, bir buçuk dakika sonra da alamete gidecek. Daha önce de söylemiştim herhalde. Yani benim şu anda en sevdiğim kostüm bu. Kalista'nın bu kostümü.
tüm oyunda yani bir numara. Ama kendisini geçmiş. Sevmiyorsun. Yok, şampiyonu da sevmiyorum. Kruarem'i de kendisini sevmiyorum. Ama oyundaki en iyi kostüm bence şu anda. Tüm şampiyonlar için konuşuyorum yani. Oyuna yeni yeni güzel kostümler geliyor ya yok şimdi. Yok yok, çok güzel kostümler var, hiçbir şey demiyorum. Porselen setini çok beğenmedim ben. Çok seven var. Ben de ya benim eski ya eskiden de çok kalma çok çok iyi kostümler var. İşte hep söylüyorum. Hippizilian, Nosferatu. Onlar çok falan. Böyle şey ama. Vahşi Batılı. Klasik. De Vahşi Batı Yasuo falan. Vahşi Batı Trash. Hani çok iyi kostümler var klasik. Vahşi Batılı seti çok iyi ya. Senna falan da çok iyi. Bence de. Ama bu Kalista kostümü bir numara benim için. Oo, sersemetme yedi. Sersemetme. Sonrası mega olacak. Mega olacağı için zaten daha fazla devam edemeyecekler. Yalnız bu minyon dalgasıyla birlikte kule altı gelebilir. Tana yakalanıyor Tana? Burada. Tana sıkıntı yaşayabilir. Ultisini kullandı ama ulti sonrası düşecek. Tana. Ne yapıyorsun? Ne yaptığı hakkında benim de en ufak bir fikrim yok. Şimdi Typhoon Mert'erin üzerine gitmek istiyor. Mert'er daha 5. seviye. Typhoon 6. seviye direkt olarak sıçrayı kullanacak. Mert'erin üzerine hasar yetecek gibi duruyor. LWS şimdi ultisini kullanmıştı. Buraya yetişen bir Anzi var. Anzi! Takasın gidişatını çok iyi değiştirdi. Müthiş değiştirdi gerçekten. Muhafız, ama sersemletme. Her şey ölmemesine sebebiyet verdi İralyan. Ama Tana ne yaptı Allah aşkına ya? Bilmiyorum. Tana da iyi bir mevsim geçiyor. Evet ya. Çok iyi bir mevsim. Ama yani burada direkt trolledi ya. Bunun bir açıklaması yok. Gerçekten açıklaması olmayan sahnelerden bir tanesini izledik bence. Ya şey, açıklama sadece şu var. Mega olacağı için ulti gelecek, iki kişiyi kulenin altına atarım dedi. Ama o kadar az canda kule altına atsan ne olacak? Kule altına atmak istemezsin yani. Tabii. Çünkü kule altında kesecekler ki kestiler. Kestiler. Büyük bir minyon dalgası da gitti bu arada. Üzerine Typhoon durumu düzeltiyordu bu arada Typhoon. İki skor alacaktı evet. Belki de orada. Belki plan şu da olabilir. Typhoon yetişiyor. Ben ölsem bile skorlar gelirdi olabilir. Tamam bekleyebilirdi biraz. Bekleyebilirdi. Öyle bir durumda da dediğin gibi. Sıçrası var, hopla sıçrayla gidip ultiyi gene sıçrası kullanır. Sıçrası yok. Daha tamam. Gelmedi. Ya hopla gidip en azından evet. Ultiyi gene kullanır. Çok daha iyi oyunlar var. 2-0-0'a gelmiş bir İrelia'dan bahsediyoruz. Şimdi ne yapacak? Yan koridor büyük problem. Evet. Yani evet savaşlarda bir şekilde kitleme ihtimalleri var, kitle kontrolü. Özellikle amumu çok bozuyor bu arada. Hem ultisi hem sargı atışları çok bozuyor İrelia'yı. Ama savaşa gelmesine gerek yok. Yan koridor evet. Oynayabilir İrelia. Bu arada Volibear ciddi geri düştü, onu söyleyelim. 64'e 48 olduğunu minyon sayıları. Orta koridorda ultiler kullanılıyor. Yalnız buradan Azkneyim rakip ultiyi çalıp uzaklaşacak. Ultiler takaslanmış oldu. Jul da verdiği skor sonrasında bu arada koridoru bayağı iyi oynuyor. Yani bir tane hatası var. O hata da hani çok büyük sonuçlanmadı. Kendisi de skor aldığı için. O tamamen sabırsızlık o ya. Eğer 6'ya kadar beklese çok daha bu takasları çok daha sağlıklı yapabilirdi. Ki öyle de oldu evet. Farkındaysan. 20 milyon öne geçti orta koridorda. Jul Typhoon burada Mert'i yakalayacak. Mert'er direkt olarak sıçrasını kullanmak zorunda kalıyor. Yalnız Typhoon burada bırakmak istemiyor bu kırmızı güçlendirmeyi. Kırmızı güçlendirme de alt koridorun da gelmesiyle yani. Birlikte baskıyı korumayı başarıyor. Ve bu kırmızı güçlendirmeyi alacak gibi Mert'er şimdi ultiyle birlikte uzaklaşmak zorunda kırmızıyı kalıyor. Kırmızıyı da kurtardı. Kırmızıyı da çaldı. İyi bir oyun burada Mert'er'den. Evet. Çok iyi bir oyun. Çalmış mı ya? Kırmızı üstündeydi benim gördüğüm. O önceden kalan kırmızı da olabilir. Typhoon'unki de önceden kalmış olabilir. Typhoon'un süresi yeni başladı çünkü. Kırmızının burada Tana ultiyle duvara vurmayı başarıyor Sylas'ı. Uzaklaşabilecek mi? Ulti kullanılıyor Sylas'tan. Burada hamle gelemeyecek ve Typhoon bir skor daha almış oldu. Ultiyle takip edebilme özelliğini yani zaten Typhoon Rexa'yı çok özel bir seviyede oynuyor. Geçtiğimiz split'te de çok oynadı. Aynen. Ondan önce dün de oynamıştı hatırlayacaksın ve çok kötü bir çok istemediği gibi başladı bir maçı ki Rexa'nın oyunun orta bölümünden sonra çok düştüğünü biliyoruz. Çok etkili de kullanmayı başardı. Rexa'nın etkili olamadığını düşündüğümüz noktada. Sinsi Punch çok kuvvetli bir eşya. Rexa'yı da direkt olarak istediğin hedefi havaya kaldırabiliyorsun. Özellikle kaçma yetisi olmayan nişancılar çok problem yaşıyor. Şampiyonlar çok problem yaşıyor. Burada yalnız Jul yine önde kaldı ama tabii Mert'er'in yeteri kadar hasarı yok. Burada minyon dalgalarını tutacak. 1000 altın üstünlük kurmuş durumda Dark Passage. Alamet var tabii. Bu altın farkı büyüyecek alamet doğru kullanılırsa.
ilk kule gelebilir. LVS kule altında Tana'ya hasar vermeye çalışıyor. Tana Mega'ya dönecek. Duvara vurma şansı var Tana'nın. Ultisi yokmuş Tana'nın burada ama takası hala istemeye devam ediyor. LVS İyon dalgalarını temizleyecek. Orada Can da inleyecek. Tana da kule arkasında farm almaya devam ediyor. Burada Ammo yakaladı Mert'i. Mert'er direkt olarak düşüyor. Jul ultisini kullanmış mı? Jul burada şurikenlerle birlikte takip edecek rakibini. Anzi kronometreye girse de skoru veren kendisi olacak ve Dark Passage burada aldığı iki skorla birlikte Ejder'i de çok rahat bitiriyor olacak. Ve bir anda 2000 altına çıkardılar. Bir anda oyun üstünlüğünü ele aldılar. Çok da şaşırmadık açıkçası. Öyle. Ya şu başlangıç Farfrun tarafından iyiydi. Orta koridorda üstünlük aldılar. Üst koridorda işte üstünlük alındı. Mahvolmuş kralın kılıcını bitirdi İrelia. Ama bir şeye dönüşmüyor bunlar. Evet, yani orta koridordaki üstünlüğü kaybettiler zaten şu an. 25 milyona kadar çıktı o fark. Üst koridor önde, milyonda da önde ama hiçbir şey yapamıyor rakibine. Burada alametle birlikte ilk kulede skorta verilecek. Skort alacak bütün kule altında. Ve Ammon'da ne kadar etkili olabileceği bir senaryoyu gördük. Maçın başında bahsetmiştik. Ammon Kalista ikilisini yaratabileceği tehlikeden. Takım savaşı. Takım savaşında. Şimdi Ammon ultisini gasp eden bir Sylas var. Çok tehlikeli tabii Ammon ultisiyle. Savaşta ister tabii ultiyi. Savaşta bahsettin sen Bolca. 3-4 kişiyi tutacak yetenek gücü odaklanma ultisi. Paramparça ediyor bu arada LVS. Birebir de skor almış kule altında ama skort gelip takası alıyor. İzleyemedik üst tarafı ama bir kule altı gelmiş LVS'den. Dümdüz. Çıkacakmış da bu arada. Evet çıkacakmış. Skort yakalamış. Ama Tana için mevsimin en zayıf maçı oluyor diyebiliriz. Öyle. Öyle. Ya hiç istediği sonuç olmuyor. Bir de yalnız saçak yani seçim yasaklamada aslında altın soru farkı, işaretlerimiz vardı. Altın farkı 4500'e kadar çıktı bir anda. Tabii arka arkaya kuleler gelince. Kuleler geldi. Buraya kadar altını da aldılar LVS'den yanlış görmediysem. Bir kule daha gelecek. Skorta biraz daha kaynak gidiyor. Yani 3-0-1. Ginsos'u bitecek. Az kaldı. Çok iyi durumda. Kalista. Altın farkı 5000. Bir anda geldik buraya. Yani Zeri'nin daha devreye girmesine çok var. Zeri çok iyi bir şey. Minimum 2 eşya ihtiyacı. Zeri müthiş bir şampiyon ama 2 eşyadan önce etkisi çok düşük. 2 eşyadan bahsetmişken 2 eşya geldi skorttan. Dakika 15'te. Daha Zeri'nin 1 eşyası bitmişti. Yerki dönünce bitirecek muhtemelen mi? Şimdi yalnız LVS rakibinin üzerine oynamak istiyor. Tana direkt olarak ultiyi kullandı. Ulti sonra soğup geldi. LVS'nin ultisi hala yok. Diğer taraftan Mert'er'in yetiştiğini görüyorum. Mert'er burada. Skoru aldıracak. Bu skor bir de Asgnaim'e gidiyor. Sylas'a giden bir skor daha. 0-3 oynayan bir Tana. Ama diğer tarafta Skort orta koridor şeyini alıyor. Yalnız kulesi. Hypnos burada yakalandı. Zor Hypnos kaçar. Buradan çıkmaya çalışıyor. Hypnos'un üzerinde kullanılan bir ulti var. Jul burada skoru alacak gibi. Jul sıçrayla birlikte uzaklaşmayı başardı. Diğer tarafta Skort'un üzerine gitmeye çalışıyorlar. Skort kayıtlamaya çalışıyor. Sıçrası olmadığını hatırlatalım. Mert'er burada eğer sersemlisi dönerse yakalayabilir. Skort hasar vermeye devam ediyor. Şimdi ciğerini sökle birlikte nasıl ilk skor olacak. Sylas'ın üzerine gidiyorlar. Sıçra yok Sylas da orada. Kanı susamış da patlıyor ve 2'de 2 yapan bir Skort. Diğer tarafta birebir de skor çıkardı Typhoon. Ölümsüz kalkan yay da vardı. Artı inanılmaz kayıtladı. Volibear'ı yanına yaklaştırmadı adeta. Biriktirdi mızrakları, çekti, Volibear'ı düşürdü. Tabii ben son dönemde çok fazla TFT oynadım. Orada o kalkanı kana susamış veriyor. Kana susamış kalkanı dedim sunarken, ölümsüz kalkan yay. Öne geçen Rexy de bunu yapıyor işte. Hasar daha yapmış. İrelia Mirelia dinlemedi valla. Alamet de alınıyor burada.
Altın Parkı 7000. Oyun çok yakında duruyor değil mi? Yakın gözüküyordu. Bir 3 dakika 4 dakika öncesine kadar. Hatta aynen. Five Run'un kompozisyonu iyi, şudur budur. Irelia süper müper diyorduk. Al. Bir anda 7000 oldu. Gecenin kıyısı da gelmiş Tayfun'dan. Hasar potansiyelini az önce gösterdi. Galibiyetin kıyısı da geldi Tayfun'dan. Gecenin kıyısı dışında. Doğru, kıyısına geldiler. Üçüncü eşyaya yaklaşıyor Skort bu arada. Runan gelecek. Daha bir dakika 20 olmadan 3 eşya olacak. Zeri daha 2 eşyasını yeni bitirdi. Ya bu arada az önceki savaş öncesi yeni bitmişti 2 eşya. Üzerine bir savaş oldu, bunları aldı Skort. Üzerinde de 700 altınlık bir ödül var. Ya bu skor bir şekilde Zeri'ye gider, karşılaşma uzar falan, anca dönüş yolu o gibi duruyor şu an için. Skort'u düşürmek gibi duruyor ama o da yani çok mümkün olur mu emin değilim. Tayfun şimdi takımı adına 3. ejderi alacak. Bulut ruhu görüyor olacağız. Bulut ruhu vadiye geliyor olacak. Bu ejderi biraz hani almak için alıyor. Almak için alıyor, evet. Durmasın orada diye. Yani ruh çok önemli değil. Tabii burada üst koridorda Tana'ya bir kule altı gelir mi diye bakıyorum. Tana bu sefer uzaklaşmayı başarıyor orada. Anzi'nin de gelmesiyle birlikte. İstediği skoru bulamadı. LVS. Ya tabii bir an önce Kadim Ejderha'ya da gitmek istiyorlar. Tabii Kalista biliyorsun çok büyük tehdit. Bu tarz objektifler etrafında. Olabildiğince erken kapatmak istiyorlar karşılaşmayı. Ama zaten kar topu ufaktan çığa dönüştü bile. Onu söyleyelim. Yani 7000 altın fark var bir abi. Çok fazla. Yani bu dakika için bu çok dakika fazla. Için korkunç. Ormancılar arasında inanılmaz büyük bir fark var bu arada. Ya Skort Runağan'ı bitirdi. Dakika 19'da 3 eşya bir Kalista. 1,5 eşyası var Zerin. Eşe ikinci eşya, Akali Meronimi konu bitirdi. Ben yani işin kötü tarafı çok kötü geçmedi onlar için. Yani bir evet. Tane kule altı var, onun dışında skor verilmedi ama işte Kalista bunları yapabiliyor zaten. Skor almasa bile yarattığı tehditle birlikte kuleler, objektifler bunları aldırıyor. Tana LVS'nin üzerine gidiyor. Tabii minyonlar yokken bu arada Irelia'nın verimi de düşüyor. 3 eşya skor, Tana'nın daha 2 eşyası bitmedi. Gerçi biraz parça parça aldı. Yeladın çaresi falan da almış ama daha 2 eşyayı bitirememiş durumda Tana. Diğer taraftan 2 eşyaya sahip 2 oyuncu var. Onlar da Dark Passage tarafında. Orta koridor ve orman. Hatta 2 eşyaya çok daha erken ulaştı orta koridorundan Tayfun. O da 12. seviyede. Üst koridorlarla eşit durumda Tayfun. Rakip ormancının da 2 seviye önünde. Ormancılar arasındaki minyon farkı da Volibear kendi ormanına girememiş resmen. Flame Horizon'a gidiyoruz ya. Orada. Evet evet. 85 ne abi ya? Ya tabii bir ormancı için dakikanın yarısını nispeten okey ama burada Kalista var diye hemen başladılar ama yani tanklamak biraz sıkıntı olacak. Şimdi görüş alındı. 7000'e kadar düştü. Burada ışınlarını aldıktan sonra geri dönmek isteyebilirler. Çift ışından geliyor. 4000'e kadar düştü. Anzi yakalanmış olabilir. Kapı gibiyle birlikte uzaklaşmaya çalışıyor. Skort arada kaldı. Skort düşecek mi? Azgnen geliyor oraya. Skort'u düşürebilecekler mi? Şimdi 1000 altın Volibear'a gitti. Yalnız diğer tarafta savaş kaybediliyor. Azgnen son anda çok iyi kronometre. Ultiyi kullandıktan sonra hayatta kalmaya çalışıyor. Burada Hypnoz'un verdiği hasar var ama Hypnoz kayıtlamaya devam ediyor. Sıçrayla birlikte skoru aldı altın. Hypnoz. 600 altını aldı. Daha da devam edebilir burada. Şimdi Hypnoz kovalamaya devam edecek rakiplerine. İki oyuncunun canı çok az. Hypnoz burada daha fazla skor çıkaramayacak ama Five Runin iyi bir cevap verdi. İyi bir cevap verdi vermesine Dark Passage'da açgözlülüğün, aceleciliğinin cezasını bir kere daha çekiyor. Öyle. Tabii yani 1000 altın Volibear'a değil, başka herhangi bir şampiyona, şey hariç, Braum hariç gitse çok mutlu olurlardı. Hypnoz'a da 600 gitti yalnız. Hypnoz'a 600 gitmesi değerli. Yani savaşı baktığın zaman kazanmadı burada Five Runin. Sayı olarak kazanmadı ama ekstra altınlar, ekstra ödül altınları onlar tarafından alındığı için galibiyetle çıkmış oldular savaşta. Tabii 6000 altına düştü fark. 7000'den 6000'e düştü.
Şimdi yalnız bir kronometre var Skort'ta. Bu savaşta nispeten daha rahat oynayacak. Bir sonraki savaşta daha doğrusu. Bir dakika sonra belki Ejder de çıkabilir savaş. Ejder bırakmak da bir tercih bence. Fyfe'nin bırakabilir Ejder'i. Çok bir problem yaşamayacaklardır. Çok dert edecekleri bir Ejder değil. Tayfun şimdi kırmızı güçlendirmesini alıyor. Rakibinin. Çalıyor. Artık kendi kırmızısı oldu doğru aslında. Hipnoz 2 eşya oldu. 2,5 eşya oldu hatta. Üçüncü eşya bittiği anda işler çok tersine dönmeye başlayacak. Bu arada Bolivier ormandan pek kaynak alamadı demiştik. O bin altın sayesinde orada donmuş yüreği bitirdi. Eşyaları eşitlemiş. Evet. Yani Kalista'nın hayatında çok zorlaştıracak o donmuş yürek. Tabii ki de. Sadece Kalista'nın da değil yani. Üç tane düz vuruş odaklı şampiyonu var aslında baktığında. En çok Kalista'nın başına bela olacak. Tabii. Bence. Onun kafasına çökecek çünkü. Amaç biraz o. Yalnız burada Anzi'nin yakalandığını görüyoruz. Anzi! Ultisini kullandı kullanmasını ama çok rahat bir skor. Diğer tarafta Jul. Az önceki savaşta 3-3 aldı bu arada Jul. Bir de burada 600 altın. Diğer taraftan Tana'nın yakalandığını görüyoruz. Sıçrasını kullanmak zorunda kaldı Tana. Ve Tana sonrasında hasar vermeye devam ediyor. PBD burada rakibini yakalamaya çalışacak ama yakalayamayacak Tana. Aynı şekilde rakibini kovalıyor. Buradan çıkmaya çalışıyorlar. Şimdi Jul direkt olarak ultisini kullandı. Jul'un ikinci ultisi de aktif edilecek. Burada Azgnem'in çıkması zor gibi duruyor. Şuriken de tuttu. Azgnem'in üzerine oynuyorlar. Diğer tarafta hipnozu tutan bir sargı. Ama ultisi yok burada. PBD'nin ultisi olsa belki de hipnozu da düşüreceklerdi. Ve Baron. Azgnem sadece şu anda öyle. Bakalım burayı yani herhalde Fibro'nun için müdahale bile etmeyecek. Yok geliyorlar. Ya Fire Fury'nin yaklaşıyor. Burada savaşmak istiyor. Tabii Anzi'nin ultisi yok. Onu unutmamak lazım. Pit içinde kısılmış olabilirler. Mert'in üzerine gidiyorlar. Diğer tarafta LBS Tana'nın üzerine gitti ama hasar yok. PBD çıkabilecek mi? PBD oradan uzaklaşıyor. Jul skoru bulmuş. Mert'i düşürmüş. Canlar çok az olsa da Hipnos'un hasarı yok. Ve Baron bitirilecek. Baron sonrası belki skorlar çıkar. Hipnos rakiplerinin üzerine oynamaya çalışıyor. Bir sıçra geldi Tayfun'dan. Direkt olarak bitkinlik kullandı. Canlar çok az. Hipnos burada kayıtlamaya devam ediyor ama hasarı yok Hipnos'un. Yetmiyor. Bir eşya daha olsa bu savaşta 5'te 5 görebilirdik. Aynen öyle. Aznem oyuna döndü. Canlandı ama takım arkadaşlarının geri kalan hiç kimse hayatta değil. Ve ruh da geliyor Tayfun'da. Ruh da gelecek. Altın farkı 11.000'i geçti. 11.500. Ya Firefly'nin biraz da bence kazanılabilecek bir maçtı. Hem seçim yasaklama hem oyunun başlangıcı onlar için çok iyiydi. Ama işte tecrübesizliğin verdiği hataları görüyoruz üst üste. Tayfun kimi avlayamaz abi? Abi her ormancının korkulu rüyası biliyorsun. Müthiş şeyleriyle, yana adımlarıyla yampir yengeç diyorsun. Tabii. Abi özellikle Lee Sin falan oynarken, ben yayındaysam özellikle çok Akali çekiniyorum. Burada Akali, LVS'nin üzerine gidiyor. Tek yedi LVS. Yaz şey falan da, amm falan da geldi, ayıp ettiler ya. Bir anda çöktüler kafasına ve burada inhibitöre de vuracaklar. İnhibitör kulesini aldıktan sonra Skort rakiplerinin üzerine oynamaya devam ediyor. O da 4 eşyasını bitirmiş durumda. Koruyucu meleği de gelmiş. Üzerine bir can yenileme eşyası da almış. Bir vampire asa daha almış. Dakika 25 neredeyse full eşya Skort. Yani yarım eşyası kaldı işte. O vampire asayı ne, kana kısamışa mı dönüştürecek? Neye dönüştürecekse oyun bitecek. Ya orayı kalmayacak bile muhtemelen oyun. Yani Baron'un daha bir dakikası var. Bir dahaki kuşatmada oyun biter muhtemelen. Yani üst koridora gidiyorlar şimdi. Bütün iç kuleleri almak için. Skort'la birlikte Tayfun burada. İlerleyecek PBD de o tarafta. Şimdi Skort takımı arkadaşlarının biraz daha yaklaşmasıyla birlikte minyonları almaya devam edecek. PBD ve Typhoon da yanında bir kule daha Dark Passage tarafına gidiyor. Aradaki altın farkı 14.000. Burada inhibitor kulesine de hasar vermeye çalışacaklar mı?
Sadece kuşatma minyonlarına bıraktılar. Kuşatma minyonları hasar vermeye devam ediyor. İki tane kuşatma minyonu ile birlikte bu kuşatmayı yapacaklar. Şimdi Scort yaklaştı. Orta koridordan da Jul'un Mert'leri darladığını görüyoruz. Burada son bir savaş göreceğiz gibi Pfeiffer'dan ama Jul ultiyle birlikte iki kişiyi aldı. Üçüncü skor da geliyor Jul'dan. Dörde gidebilir mi diyecektim ama o skoru da alan Scort oluyor ve Scort 2'de 2 yaparak karşılaşmanın sonunu getiriyor. Dark Passage çok net bir galibiyet. Hatalar yapıldı, yapılmadı değil. Üst koridorda özellikle Tana çok hata yaptı karşılaşma boyunca ama Pfeiffer'ın istediği hamleleri yapamıyor.